başkalarını izah etmek istiyor. Bir ısrar edersiniz. Sevgili yöneticilerim, hemşehrilerim. Ben Osman Nuri Burak. Bu seçimlerde, 30 Mart seçimlerinde belediye başkan adayı olarak karşınızda bulunuyorum. Neden aday olduğumu size Millet İttifakı'nın adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, müşterek adayı. Ben neden aday oldum? Onu izah edeceğim size. Arkadaşlar, ben doğma büyümem Yenice'liyim. Yenice'nin yıllardan beri nasıl sevk ve idare edildiğini, nasıl yönetildiğini hep gözlemledim. Hep izledim. Biliyorsunuz zaten hep iyi kötü siyasetin içerisinde oldum. Şimdi şunu gördüm bu zamana kadar. Yenice'de belli bir seçkin vurup hep Yenice'nin yönetiminde bulunuyor, belediye başkanının etrafında bulunuyor ve Yenice'yi kendi çıkarlarına göre yönlendiriyor, yönetiyor. Ben yıllardan beri bunu gözlemlediğim için bu seçimde milleti yanıma alıp, halkı yanıma alıp Millet İttifakı'nı kurduk. Yenice'yi gençlerin iş, aş bulacak. Gençlerin sosyal hayatını yaşayacak. Herkesin birbirini kucakladığı, huzurlu bir toplum olması için, yaşanabilir bir Yenice olması için, eğitim seviyesinin kaliteli olması için, Yenice'nin gelişmesi için biz bir araya geldik ve bu belediye başkanlığına, yönetime talip olmayı kararlaştırdık Millet İttifakı olarak. Şimdi benim belediye meclisinde belediyeciliği bilen insanlar var. Ben de belediyeciliğe çok meslek olarak yakın bir insanım. Yıllardan beri mesleğim inşaat mühendisliği, biliyorsunuz. Ve bana yıllarca bazı arkadaşlarım şunu söyledi. Neden sen Yenice'de belediye başkanlığına aday olmuyorsun? Çünkü belediye başkanlığı, belediyecilik mühendisliğe, mimarlığa çok yakın bir meslektir. Ben de bu seçimlerde yeter dedim artık. Biraz da Yenice'ye hizmet etmek istiyoruz. Ve belediye başkan adayı olduk. Millet İttifakı arkadaşlarımızla beraber. Şimdi belediye meclisinde ekonomiyi bilen insanlar var. Tarımı bilen insanlar var. Ziraatı bilen insanlar var. Biz şunu yapmak istiyoruz. Yenice'nin biberi var. Üretiyor Yenice'li, para kazanamıyor. Yenice'de hayvancılık var. Sütünü üretiyor. Vatandaş para kazanamıyor. Vatandaş hep mağdur Yenice'de. Hep mağdur. Şunu yapmamız lazım. Yenice'de belediye başkanı demek toplumun önderi demektir. Toplumun önder kişileri, toplumu yönlendirecek, kooperatifleşmeyi gündeme getirecek. Süt kooperatifinde biberle satışında bir kooperatifleşme olayını gerçekleştirecek. Millet ürününden para kazanacak. Bunları gerçekleştirmemiz lazım. Yenice'nin ve ülkemizin yeniden bir başlangıca ihtiyacı var. Gerçekten biz birlik olursak, süt birliği, biberde satışta bir birlik, beraberlik oluşturabilirsek geleceğin yönelik, çilekte, belediye bu konularda öncülük yaparsa topluma, vatandaşımızın yüzünün daha güleç olacağına inanıyorum ben. Biz bu tarz projelerimiz zaten broşürlerimizde de var. Üretime dayalı bir belediyecilik anlayışı. Yani vatandaşımızı üretimde nasıl destekleriz, nasıl ön ayak oluruz, bunları düşünen bir belediyecilik anlayışı var. Ve Yenice'de sosyal hayatını gençlerin yaşayabileceği, bir de iş çevrelerinin Yenice'ye gelmesini istiyoruz. Bugüne kadar ben şunu gördüm Yenice'de. Ya gelirsin Yenice'de bir iş adamı, bir iş yapmak istersin. Yenice'de çok da böyle yerel yönetim sana gel yardımcı olayım falan demez.
Başka yerlerde iş yapmak isteyen iş çevrelerini davet ederler. Biz duyuyoruz ki mesela burada bir tahsiller oldu, buraya gelip bir iş yeri açmak istemiş. Maalesef çok olumlu bir tavırla karşılaşmamış. Biz orta ölçekli bir sanayi bölgesi imar planımıza koyup 60-100 parsel oluşturup iş çevrelerini İstanbul'da, Tekirdağ'da, Çerkezköy'de yer konusunda sıkışıklık çeken iş çevrelerini buraya davet edip en az 10 kişi, 20 kişi çalıştıran tekstildi, ambalajlı, çelik imalatıydı, farklı iş dallarında davet edeceğiz. Bunlara bir sene, belli bir süre içerisinde iş yerini kurarsa yeri, arsayı sembolik bir ücretle vereceğiz. Böyle hayal edin, birkaç sene içerisinde 20 tane, 30 tane işletme gelse, 20'şer kişi çalışsa 600-700 kişiye tekabül eder. Bu da 1500-2000 nüfus demektir. Yenice'nin nüfusunu 10 bini aşırmadan biz Yenice'yi ilçe olarak tutmamız mümkün değil. Yani Yenice'yi kıskanarak bir yere varamayız. Yenice'de iş çevrelerinin gelmesini sağlayacağız. Ondan sonra burada bir canlılık hareket olacak, esnafın yüzü gülecek. Kooperatifleşmeyle halkımızı, vatandaşımızı üretiminden sebebe alır, karşılığını alır hale getirmeye çalışacağız belediye olarak. Biz bu anlayışla, bu yaklaşımla bir belediyecilik yapmak istiyoruz. Hizmet etmek istiyorum ben. İnsanların yaşı, yani ömrü öyle çok uzun değil. Ben 60 yaşına geldim. Benim her şeyim Yenice'de. Biz işimizi Çam'da yaptık, Çanakkale'de yaptık. Zaman geldi burada iş yaptık. Ama yatırımımızı hep buraya yaptık. Yani başkaları gibi buradan kazanıp dışarıya yatırım yapmadık. Yenice'nin güzel bir yer olmasını istiyorum ben. Yenice'nin herkesin mutlu olduğu bir yer olmasını istiyorum. Burada siyasi olarak hiç kimse birbirine kem gözle baksın istemiyor. AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili, Saadet Partili, herkes bizim için aynı. Nüfus kağıdı olan Türkiye Cumhuriyeti, nüfus kağıdı olan bizim tapu sahibi insanımızdır. Herkesi kucaklamak istiyor. Ayrımcılık asla yapmadan, kimsenin ekmeğiyle işiyle oynamadan, herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışıyla Yenice'ye hizmet etmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu. Benim kendi adıma bundan sonra çok da beklentim yok. Ben Yenice'ye hizmet etmek için çıktım. Farklı bir yönetim anlayışı, biraz daha ufku geniş, ileriye yönelik düşünen bir belediyecilik anlayışıyla Yenice'yi belli bir çıkar grubunun inisiyatifinden kurtarmak istiyorum. Mücadelem bu. Halkın mutlu olduğu, üretenin mutlu olduğu, gençlerin mutlu olduğu bir Yenice. Nasıl yaparız? Bunun mücadelesini vermek istiyorum. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hani beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Benim gayem, amacım Yenice'ye hizmet etmek. Ekibimle beraber, arkadaşlarımla beraber. Her konuda tecrübeli arkadaşlarımız var. Bu Yenice'nin önünü açmak istiyoruz. Meramımız, derdimiz bu. Başka bir meramımız yok. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Soracağınız herhangi bir soru varsa da cevaplamaya hazırım.